Evet, gündemin getirdikleri programından merhaba diyoruz sevgili izleyiciler. Bölgemizde ve Türkiye'nin birçok bölgesinde yeni uygulamalar söz konusu. Bu uygulamalar daha çok iş, istihdam ve üretime dayalı yeni girişimci modellerini öne çıkartmak, teşvik etmek üzere. Bizim bölgemizde de bu anlamda eğitim programını başarıyla sürdüren bir kuruluş var. O da Tarsus Ticaret Borsası. İşte bu eğitim çalışmalarıyla birlikte mevzuatlar ve uygulamalar, özellikle de üretim, iş, istihdam konusunda girişimci modeli yaratabilmek, iyi bir girişimci eğitimine teşvik edip bu eğitimden sonra da girişimci modellerinin adım atmasını sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalar var. Biz de bu çalışmalar ve girişimcilik konusunda sizi bilgilendirmek üzere geçmiş zamandan hayli bir mesafe kaydettiğimiz birlikte programlarımız olan Sayın Ali Umut Kansu'yu yine konuk ettik ve girişimciliği konuşacağız kendisiyle. Sayın Kansu, Tarsus Ticaret Borsası proje eğitmeni, proje uzmanı ve girişimcilik eğitmeni ve aynı zamanda kendisi de girişimci. Dolayısıyla bu programımızda da hayata adım atabilmek adına hepimizin iş, aş ve yaşam kaygısını genel anlamda destekleyen, besleyen kollar vardır. O da mesleğimizdir ya da sürdürdüğümüz iş koludur. İşte bu anlamda tecrübe kazanabilmek, iyi bir geleceğe adım atabilmek adına aldığımız eğitmenlerden birinde neşeli, heyecanlı, çok açık fikirli, vizyon sunan bir eğitmen, bir hoca. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Merhabalar, Sayın Kansu. Hoş bulduk. Çeşitli nedenlerden dolayı biraz ara vermiştik ama izleyicilerimiz de özlemiştir. Hayli iyi bir reytinginiz ve seven kitleniz var. Sağ olun. Belirtmiş olalım. Evet, ekonomik kriz, dönemsel olarak ülkelerdeki yaşanan ekonomik krizlerle birlikte durağanlık. O ülkenin yetkilileri bizim ülkenin de hükümeti gibi bir takım kararlar almaya yöneltiyor. Evet. Bu kararların başında da yeni istihdam yaratabilecek, üretime katkı sağlayabilecek, üretim kademesinde de risklerle mücadele edebilecek yeni modeller, girişimci modelleri yaşama kazandırılıyor. Buna da girişimcilik eğitimi deniyor. Siz de bu eğitimlerde bir uzman olarak eğitim veren kişisiniz. Doğrudur. Bu anlamda Tarsus Ticaret Borsası'nın sürdürdüğü eğitimler var. Amaç burada yanılmıyorsam insanların risklerle mücadele edebilmesi, iyi bir yatırıma girişim için adım atabilmesi, evet, ve her yaptığı işte başarısızlıkla sonuçlanmaması için de başarıya giden bir takım unsurların bu eğitim sürecinde aktarılması amaçlanıyor, yanılmıyorsam. Doğrudur. Evet. Bu anlamda bir de başka yolu var tabii. İnsanlar gerçek yaşamdaki beklentileri sahip olan zor şartlarda yaşamını sürdüren insanların yanı sıra emir almayı sevmiyorum, evet, özgür takılmak istiyorum, kendi işimin patronu olmak istiyorum diyen görüşler de var tabii. Evet. Bu anlamda girişimcilik nasıl olmalı diye soralım dilerseniz. Öyle başlayalım istiyorum. Şimdi şöyle söylememiz lazım. İnsanlar kendi işlerini kurmak istiyorlar. Tabii bunlarla alakalı olarak, bununla ilgili olarak bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Uygun kişisel özelliklere sahip olması gerekiyor. Ayrıca becerilere sahip olması gerekiyor. Bir de kaynaklara sahip olması gerekiyor. Bunu öğrencilerin öncelikler de... bunlar. Doğrudur. Mi? Doğrudur. Evet. Ayrıca şöyle bir durum söz konusu. Şimdi mesela şöyle bir soru soralım kendi kendimize. İşte insanlar kendi işlerini neden kurmak isterler diye sorduğumuzda çok çeşitli cevaplar alabiliriz. Mesela nedir? Kendisinin patronu olmak isterler, sizin de söylediğiniz gibi. İşte kendi işlerinden sıkılmışlardır. Artık emir altında çalışmak istemiyorlardır. Kendi hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak isterler. Bir hedef belirlerler ve o doğrultuda gitmek isterler. Kendi kararlarını almak isterler, başkalarından emir almadan çalışmak isterler, diledikleri hızla çalışmak isterler. Özellikle diledikleri hızla çalışmak istediklerini söyleyen insanlar çoğunluktadır. Şeyle alakalı olarak, girişimcilikle alakalı olarak. Yani işte ben şu an halihazırdaki işimde istediğim hızda, istediğim şekilde
çalışamıyorum. Ben işte gidip kendi işimi kurayım. Orada ben dilediğim hızda çalışırım. İşte istediğim zaman işi bırakır giderim vesaire şeklinde bazı düşünceleri vardır. Ve para kazanmak isterler tabii ki. Fakat modülün diğer bir yüzü var. O da girişimci olmanın bazı risklerinin olması gerçeği. Onlardan biraz bahsedelim. Mesela girişimciyi ne tarz riskler ve zorluklar bekleyecektir? Riskler ve zorluklara girmeden önce senin Kansu şunu sormak istiyorum. Hani insanlar neden kendi işini kurmak ister diye başladık ya konuya. Kendi işini kurması için gerçekçi nedenler ne olmalı adım atmadan önce? Sonra risklere girelim. Kendi işini kurmak hayali davrandı, kendi işini mi kurdu olmalı? Ya da ben emir almak istemiyorum, işimi kurayım mantığıyla mı bakmalı? Şöyle bir şey. Üretim yapabilecek ya da hayata geçirebileceği bir projesi olması ve o konuda da birikim sahibi olması gerekmiyor mu? Çok doğru. Bu gibi nedenler sıralayabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyelim, iyi bir iş fikrinin oluşabilmesi için iki tane etken vardır. Bir tanesi tecrübe, kendisi konuyla alakalı tecrübesinin de olması çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. İkinci olarak da pazarda, mevcut pazarda konuyla alakalı talebin olması. Bunun ikisinin oluşabilmesi için, şimdi bir defa tecrübenin olabilmesi için mutlaka O işle alakalı olarak ya aileden gelen bir becerisinin olması lazım ya çok iyi bir tanıdığının kendisine bunu bütün incelikleriyle anlatıyor olması lazım ya da o işte o sektörde daha önceden belli bir süre çalışmış olması lazım, onun inceliklerini görebilmiş olması lazım. Hatta şunu da söyleyeyim size, mesela çalıştı daha sonradan hiçbir girişimcilik rüyası bilmesin ya da bir hayali vesaire falan yok yani. O kapsamda eğer çalışmadıysa yine bir sıkıntıdır. Çünkü onun o işin inceliklerini öğrenmek çok daha farklıdır. Yani bir istenen işi, daha doğrusu yaptırılmak istenen işi yapmak var. Bir de o işin inceliklerini ayrıntılı bir şekilde incelemek var çalışırken. Başka bir amaçla, işte girişimci olmak amacıyla o işe devam ettiğinizde farklı şekilde çalışabilirsiniz. Yani benim hayallerim vardı, ben şöyle bir iş kuracağım dememeli. Ya da ben emir almak istemiyorum, özgür free takılacağım, kendi işim, istediğim saat giderim, istediğim saat gelirim mantığıyla maceraya girmenin bir anlamı yok. Kesinlikle. Devlet bu yönde bir teşvik çıkartmış, ben de niye yararlanmayayım düşüncesiyle adım atılıyorsa bu da çok gerçekçi olmayacak herhalde. Ya kesinlikle, bu yüzden zaten devlette diyor ki tamam diyor, iyi bir iş fikriniz olabilir diyor, kendi istihdamınızı sağlayacaksınız diyor. Zaten devletin de girişimcilik programlarını oluşturmasının yegane temeli odur zaten, nedeni odur yani. Girişim istihdamın sağlanması, istihdamın arttırılmasıdır. Bunun için zaten işte o yüzden 9 günlük bir eğitim ya da 10 günlük bir eğitimiz artık Tarsus Ticaret Borsası'nda bu sene 10 günlük yapmaya başladık. Bunu biraz daha arttırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Mümkün mertebe öğrencilerimize daha farklı bilgiler, daha kapsamlı bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla o 9 gün içerisinde zaten bunların hepsini ölçüp biçmek gerekiyor. Biz de ona mümkün mertebe ulaştırmaya çalışıyoruz öğrencilerimize o şeyleri. Nedir o söylediklerimiz? Sürekli konuşuyoruz zaten. Uygun kişisel özelliklerin olması gerekiyor. Artık kaynaklara sahip olmak gerekiyor. Ve işletme becerilerinin olması gerekiyor. Yani aynen sizin söylediğiniz gibi, işte ben bir iş fikrim var, ben hemen gideyim bir girişimci olayım mesela falandan ziyade, bakın risk alınacak tabii ki. Girişimcinin özelliklerinden, başarılı girişimcinin özelliklerinden bir tanesi tabii ki risk alabilmektir. Ama ben her zaman öğrencilerime söylerim, hesaplı risk alınması gerekiyor. Ya bu hesabın da yapılmasını biz işte zaten 9 günlük eğitim içerisinde fazlasıyla öğretiyoruz. Evet, örneklerle, geniş, geçmişten yaşanan tecrübelerle de herhalde. Aynen tabii, uygulamalı olarak da benim kendi tecrübelerimden de bahsediyorum. Artı teoriden de fazlasıyla şey yapıyoruz, bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim, mesela işte kaynaklardan bahsettik ya da uygun kişisel özelliklerden bahsettik. Şimdi istatistiklere göre Nebahat Hanım, girişimciler zorluklara çok fazla dayanabilecek olan insanlar imiş istatistiklere göre. Dolayısıyla çok daha acaba riskleri gire gire ayrışan, geride kalanlar, dökülenler ayrı,
Risklerle göğüsleyenler. Aynen öyle, aynen öyle. Peki tabii. Nedir bu riskler? Girişimciyi bekleyen riskleri nasıl sıralayabiliriz? Şöyle söyleyebiliriz. Mesela tüm sorumluluğu ve riski üstlenmenin gerekliliği. Yani bütün sorumluluk kendiniz size ait. Şimdi bir yerde çalışırken siz sonuçta belli bir konu verilir size. Siz sadece ondan sorumlusunuzdur. Onun haricinde bütün işletmenin fonksiyonlarından siz sorumlu değilsinizdir. Yani işletmenin çünkü çok çeşitli fonksiyonları var biliyorsunuz. İnsan kaynaklarından tutun, finansına kadar, pazarlamasından tutun, işte üretimine kadar bütün fonksiyonları sizin yönetmeniz gerekir. Her birinin zaten yönetimi vardır. Üretim yönetimi, finansal yönetim, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi. Bunların hepsinin yönetimi de söz konusudur. Dolayısıyla girişimci olduğunuzda bunların hepsini sizin sorumluluğunuzun altında. Ama göğüslemek normalde çalışkan tabii göğüslemek mazeretiniz yok. Mazeret yok, aynen öyle. Çözüm bulmak durumundasınız. Kararları kendiniz veriyorsunuz. Yani karar almak kolay bir olay değil. Yani doğru karar almak zaten kolay bir olay değil. Birçok insanda kararsızlık problemi de söz konusudur. Dolayısıyla siz bir karar alacaksınız. O karar doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Doğru olursa zaten sıkıntı yok. Yanlış olursa bunun sıkıntısını siz çekeceksiniz. Bunun sonuçlarına siz kendiniz katlanacaksınız. Bunun verdiği bir sorumluluk vardır. Bunun verdiği bir psikolojik baskı vardır. İşte bunları kaldırabilen zaten başarılı bir girişimci oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu başarılı olan girişimcilerin çoğu istatistik olarak bu tarz konularda çok dayanıklı olan insanlar. Ya da risklere karşı, o iş fikrinde risklere karşı A, B, C planlarını da hazırlamış olanlar kesinlikle olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani iyi bir fikirdi, her şey iyiydi ama hiç beklemediğiniz bir riskle karşılaştınız. Evet. Genel, küresel bir riskti. Evet. Geldi sizi buldu. O zaman hemen A planınız da olabilmeli. Teslim doğrudur olmamalısınız. Doğrudur gibi mi? Doğrudur. Nasıl anlatırız? Kesinlikle katılıyorum size. Şöyle, zaten bizim iş planı içerisinde hatırlarsanız sizde beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler diye bir şeyimiz vardı, evet. Bölümümüz vardı. Ama iş planı içerisinde yani mümkün mertebe tabii ki bunun hepsini bilebilmemizin imkanı yok. Geleceğe gidip geri dönmemiz lazım. Durumlarla alakalı olarak biz ne yaparız? Bir öngörüde bulunuruz. Eğer böyle bir şey olursa, mesela birisi işte restoran açacak, sürekli aynı örneği veriyorum. Çünkü en güzel örnek o. İşte restoran açacak, aşçısı var. Aşçı işte 6 aş, her şey çok güzel gidiyor, süper. Kaynaklar süper. Girişimcinin işte kişisel özellikleri okey. Ondan sonra işletme becerilerine de sahip, hiçbir sıkıntı yok. Fakat aşçı 6 ay sonra kaçtı. Ne yapacaksınız? Yani yapacak bir şey yok. Yani o konuda yapacak bir şey yok değil işte. Yani mutlaka onu ya yerine birisini getirmek için çok hızlı hareket edeceksiniz. Daha önceden öngöreceksiniz alternatif bunu. Alternatif yaratacaksınız. Ya da, aynen ya da yetici alternatifler kendiniz olacaksınız. Aynen öyle. Ya da şey fırının başına geçeceksiniz, ocağın başına geçip yemek yapacaksınız. Bu da bir av becerinin normal olmadığını gösteriyor. Yani iş fikrinde beceriniz de ön planda tutulmalı. Kesinlikle katılıyorum. Mesela işte o konuda tecrübesi olan, mesela şeyler geliyor, öğrenciler geliyor. Hocam ben restoran açacağım. Tamam, güzel, süper. Restoran açacaksın. Peki daha önceden hiç bu konuyla alakalı bir tecrüben oldu mu? Sen daha önceden restoran işlettin mi? Hadi kişisel özellikleri okey. Restoran işlettin mi? İşte aşçı kaçtı dediğim gibi, sen şeyin ocağın başına geçebilecek misin? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, işte o riski, şimdi riski alacaksın, tamam, sıkıntı değil. Ama beklenmedik riskleri de hesaplayacaksın. Şey, hesap edeceksiniz, oraya yazacaksınız. Tabii ki sonuçta başka farklı şeyler de olabilir. Yani su bastı, yapacak bir şey var mı? Sonuçta onu öngöremezsiniz. Beklenmedik riskler. Aynen öyle. Biz mümkün mertebe bu riski hesaplamamız gerekiyor. O noktadan sonra da artık girdik. İşte o noktadan sonra zaten artık girişimci ruhu ortaya çıkıyor. Ve giriyorsunuz bir şekilde. Ama hesaplı bir şekilde. Evet. Girmemiz gerekiyor. Peki başarılı girişimcinin özelliklerine değinecek olursak burada. Ki eminim girişimci olmak isteyenler bunları değerlendirerek adım atacaklardır. Evet. Çok doğru. Şöyle. Başarılı bir girişimcinin başarılı bir girişimci olmak için 3 şeye ihtiyaç vardır. Daha önceden de söylediğimiz gibi, bir, uygun kişisel özellikleri, iki, becerileri, üç, kaynakları. Ya bunların hepsinin aynı zamanda eş zamanlı olarak olmasında fayda vardır. Neden diyeceksiniz? Benim uygun kişisel özelliklerim var. İşletme konusunda da, fonksiyonlarını yönetme konusunda da becerilerim var. İşte finansını, pazarlamasını, muhasebesini vesaire falan. Fakat kaynağım yok. Kaynaktan kastım da işte zaman yok. Zaman ayıramayacağım yeterince.
ya da bununla benim işimle alakalı uygun bir yer yok. İşimle alakalı uygun ham madde ulaşımıyla alakalı sıkıntı söz konusu. Başka ne olabilir? İşte pazar yok, çevre yok. Bu durumlarda ya da para yok en önemlisi. Kaynaklardan en önemlisi zaten paradır. Para da yok. O zaman istediğiniz kadar diğer özelliklere sahip olun. Yani başarılı bir girişimci olamazsınız. Neden? Çünkü ayakları yere basmıyor. Aynen öyle. Bütün koşullar oluşmamış oluyor. Aynen. Kaynağı doğrudur. Ortaklık modeliyle çözerim derse. O böyle bir durum da var biliyorsunuz. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. Ortaklık olabilir. Ama şimdi bir yaklaşık herhalde 10 taneye yakın ortaklık yapmış birisi olarak çok fazla ortaklığı tavsiye eden bir yapım yok. Yani bütün inisiyatifler benim elimde olur. Kazan kazan stratejisi olduğu takdirde tabii ki bir ortaklık olabilir. İki ortağın kesinlikle ufakçı olmaması lazım. Hesabını iyi yapması lazım. İyi analiz edebilmesi lazım. Analitik düşünebilmesi lazım iki şeyinde, ortağında. Neden? Çünkü yani bazı noktalarda işte siz karar verirsiniz. Diğeri mesela ego yapmaması lazım. Öyle söyleyeyim. İşte niye senin dediğin oldu, niye benim dediğim oldu. İşte o anlamda söylüyorum, ufakçı olmaması lazım. Onun da kendisine ait tecrübeleri var. Ve o da bu ortaklığın sonucunda bir kazancı söz konusu olacaksa, finansal ya da başka bir anlamda. Gerçi finansal olur, daha çok başka bir her şey olmaz. Her şekilde risklere ortak olabilmeliler. Aynen öyle. İyi niyetli bakılmalı. İyi niyetli ve bakılmalı. Ve güven duygusu en başta olmalı herhalde. Kesinlikle. Ve ben yani kişisel olarak bu noktadan sonra bir ortaklık yapacak olursam benim mutlaka o işle alakalı inisiyatiflerin benim elimde olması lazım. Benim bildiğim bir iş olması lazım. Yani o benim yani kişisel... Yani ortak sadece finansman kısmıyla ortak olup kar üzerinden mi? Yani şöyle, inisiyatifler benim elimde olsun. Yani kendisi tabii ki sonuçta belki iş bölümleri ayrılabilir. Herkes kendi bildiği konuyla alakalı olarak bir paylaşım söz konusu olabilir. Ama ilk aşamada çok tercih edilen bir yöntem olmayacak herhalde. Yani şöyle söyleyeyim size, ilk başlayan arkadaşlar için ben ortaklığı çok da şey doğru görmüyorum. Neden? Çünkü şöyle söyleyeyim, kendilerini daha çok iyi tanımıyorlar, işi daha çok iyi tanımıyorlar. İşte kardeşler bile birbirlerine giriyor ortaklık sonucunda. Dolayısıyla belli tecrübeler edindikten sonra ciddi ortaklıklara girilmesi bence daha rasyoneldir diye düşünüyorum. Finansman bulmanın iyi bir iş fikrini hayata geçirebilmek için finansman kaynağı olması olmazsa şartımız. Kesinlikle. Bulmanın tek modeli de ortaklık değil. Doğrudur. Bunu da çok iyi aktarmak lazım diye, üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani ortak bulacaklarına biraz daha işi öğrendikten sonra, atıyorum o konuyla alakalı bir yerde çalışıp birazcık para biriktirip ondan sonra kendi işine başlayıp ileriki aşamalarda işe tam anlamıyla hakim olduktan sonra gidip ortaklık yapıp daha fazla büyümeye çalışması, tabii ki ortağı da çok iyi bir şekilde seçmesi, analiz etmesi gerekecek. Tabii ki o ahlaki çerçeveler ölçüsünde olması gerekiyor. O olmazsa olmaz zaten benim en fazla söylediğim şeydir, biliyorsunuz o konuyu. Evet. Bu şekilde olduğu takdirde tabii ki ileriki aşamalarda ortaklıklar olabilir. Evet. Bir noktada girişimci iş fikri çok iyi, girişimci olmak çok iyi ama en önemli unsur da aynı girişimcilik modelini birden fazla insanların benimsemesi. Evet. Yani öne çıkarttığınız ürün ya da hizmetse bunu alacak kitlenin oranına bakmadan aynı iş kolunda birden fazla girişimci olması doğru mu? Bunu nasıl ayırt etmeli? Şöyle söyleyeyim, şimdi var mesela, oluyor şey, öğrencilerimiz arasında işte aynı işi yapmak isteyen çok fazla insan oluyor. Ben sürekli olarak şunu söylüyorum kendilerine, mutlaka bir farklılık yaratmaya çalışın. Bu illaki şimdi farklılıktan, bir yenilikten, farklılıktan kastım da bahsettiğimiz inovasyon, sürekli olarak bahsediyoruz onu. Yenilikçi, üretken. Aynen öyle. Yani bu illaki işte ürün inovasyonu olmak zorunda değil, sürekli yine bahsettiğim bir konudur. Bir hizmet inovasyonu da olabilir bu. Süreç inovasyonu da olabilir. Yani süreçte bir farklılık yaratarak kendisine bir artı kazandırabilir, maliyetlerini düşürebilir. Ya da iş yöntemlerini, iş yapış şeklinde farklılık yaratabilir. Ya da ürününde bir inovasyon yaratabilir, bir katma değer sağlayabilir. Ürününü o şekilde piyasaya girebilir. Ya da çok farklı bir yerde açacaktır. Yani şöyle söyleyeyim, hep söylüyorum bunu, girişimcilik sonuçta
iyi bir iş fikrinin teknolojik açıdan çok karmaşık bir şey olması gerekmiyor. Yani pazarda talep olduğu takdirde bir işte küçük bir semtte, bunu hep sürekli söylüyoruz, örneği veriyoruz. Küçük bir semtte küçük bir market açmak da bir girişimcilik olabilir. Konvansiyonel bir girişimcilik olmakla birlikte yine bir girişimciliktir. Neden? Çünkü görüyorsunuz, o fırsatı görüyorsunuz. Riski alarak ticari bir işletme kuruyorsunuz. Sonuçta başarılı bir girişimcisinizdir. Diğer tabii ki etkenleri de pazarı da iyi araştırarak tabii ki. Girdiyseniz eğer. İşte mesela işte birisi bakkal kurdu. Bakkal açtı. Ya da market açtı. Mini market açtı. İşte o açtı, çok iyi para kazanıyor. Ben de açayım. Den ziyade o bir araçtı, şu şekilde bir hizmet veriyor, şu şekilde ürünler getiriyor. Ben bunu nasıl farklı hale getirebilirim? Mantığıyla bakarak bu şekilde rekabet de artmış olacak. Rekabet yani aynı de, pazar üzerinden aslında siz de ürün ya da hizmet sunabilecek duruma gelirsiniz tabii o ki, zaman. Tabii ki. Ama aynı iş kolunda geri dönüşümü sağlamanız çok zor olabilir. Doğrudur. Yani bir farklılık yaratmak gerekiyor. Dedim ki rekabet tabii ki önemlidir. Girişimcilere ben her zaman söylüyorum, benim öğrencilerime de söylüyorum. Rekabeti sevmek zorundadır. Girişimini başarılı girişimcilerin özelliklerinden bir tanesi. Rekabeti sevmesi gerekiyor. Neden? Çünkü sürekli olarak kendisini yenilemek zorunda. Neden? Birisi gelecek, o marketi açtı, çok iyi iş yapıyor, o zaman ben de market açayım, ben de iş yapayım diyecek. Belki o şekilde düşünecek. Hı hı. Ama farklılık yaratmazsa zaten yeni açan batacak. Eğer diğeri farklılık yaratmazsa yeni açan iyi noktaya gidecek. O zaman ikisi de rekabet edip birbirine yenileyecek olursa o zaman da işte ekonomik kalkınma oluyor. Evet. O zaman da yani ikisi birlikte büyüyor. Birbirlerini tamamlayarak büyüyecekler o zaman. Aynen öyle. Aynen, çünkü yani sürekli rekabet de olumsuzlukları getirmeyecek. Kesinlikle rekabet yenilikleri getirecek. Evet. Sonuçta hem ilçe bazında, hem il bazında, hem ülke bazında rekabetin artması demek verimliliğin artması demek olacak. Artı farklı ürünlerin tüketicilere, iyi ürünlerin daha ucuz, daha az maliyetlerle ulaşmasını sağlamış olacak. Evet, dolayısıyla rekabetin de önemli bir unsur olduğunu buradan vurgulayabilir miyiz? Rekabet için tabii ki. Ne tür hazırlıklar olması gerekir girişimcide? Hangi ölçülerde göz önünde bulundurmalı? Şöyle söyleyeyim, zaten biz işe girmeden önce iş planı içerisinde rakip analizi yapıyoruz. Rakibin işte güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bir SWOT analizi yaparak, bir GZFT, işte güçlü, zayıf, fırsat ve tehditler, sizlerle de çalışmıştık onu. O analizi yaparaktan işte bizim şu an mevcut durumu, rakiplerin mevcut durumlarını analiz ettikten sonra onların, biz de tabii ki kendi güçlü taraflarımızı da karşı tarafın zayıf taraflarıyla birleştirerek farklı yenilikler yaparak piyasanın içerisine girmekte fayda vardır her zaman. Evet. Dolayısıyla rekabet unsurunu göz önünde bulundurarak oradaki risklere de kendini hazırlıklı hissetmesi. Kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Evet. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. Kendisini sürekli yenilemesi gerekir. Onu öğrencilerimiz sürekli olarak söylediği için. Hangi iş kolunda olursa olsun. Aynen öyle. Ya bir iş yaptık, bir işe giriştik. Aa tamam, çok iyi para kazanıyorum. Mutlaka o işi bir başkası da görecek, nasıl yaptığını, nasıl ettiğini ya da bunun para kazandığını mutlaka başkası da gelecektir. Dolayısıyla sürekli kendisini yenilemesi gerekir. Tetikte olması gerekir. Kuş bakışı bakıp bütün fonksiyonlarını iyi bir şekilde yönetebilmesi gerekir. İşte o noktada ben başarılı bir girişimcinin becerilere de sahip olması gerektiğini, yani becerilerden kastım da işte işletme fonksiyonları, işletme, finans, pazarlama konularında da becerilere sahip olması gerektiğini her zaman söylüyorum. Tam bu noktada aslında konunun biraz dışına çıkmış gibi olacağım ama Sayın Kansu. Girişimcilik eğitimi alan öğrenci adayları ya da yeni genç ya da yeni girişimcilerde gelen iş fikirlerinden hiç farklı, bugüne kadar gündemde olmayan yeni iş kolları doğabiliyor mu? Ya da olması gerekiyor mu bu tarz? Şöyle söyleyeyim, tabii ki olması gerekiyor. Yeni iş fikirleri çıkıyor mu? Maalesef çok fazla yeni iş fikirleri, yani çok fazla karşılaşmadım. Hep alışılan, bilindik ve bugüne kadar uygulanan iş kolları mı? Aynen maalesef. Yani teknolojik girişimcilik, inovasyonel girişimcilik, öyle söyleyelim. Çok fazla şimdiye kadar açıkçası karşılaşmadım. Ama bu kötü bir şey değil. Yani şöyle, iyi bir şey değil ama kötü bir şey de değil. Yani en azından o insanlar kendi iş istihdamını sağlamak amaçlı
Hayal girişimde buluyorlar. Aynen öyle, bir girişimde bulunuyorlar ve sonuçta istihdama katkı sağlayacak, ekonomiye katkı sağlayacaklar. Çok daha fazla, yani bizim yöremizde çok fazla yok, öyle söyleyeyim. Mutlaka Türkiye'nin işte çeşitli bölgelerinde KOSGEB'in çok güzel, çok iyi başarıları var konuyla alakalı. Yani teknolojik açıdan iyi olan girişimlerde, farklı olan girişimlerde tabii ki karşımıza çıkıyor. Ama bizim bölgemizde çok fazla çıkmıyor, ama dediğim gibi bu, yani onları da şey yapmasın, sıkıntıya sokmasın, hiç önemli değil. Yani en azından istihdamı sağlayacak, istihdama katkı sağlayacak girişimler söz konusu. Onlar da istihdam sağlayacak. Evet. Dolayısıyla yani hem kendilerini istihdam etmiş olacak, hem kendi iş hem de bir başkalarını çalıştırmış olacaklar. İstihdama katkı sağlamış olacaklar. Bu güzel bir şey tabii ki. Çok iyi bir şey. Girişimci olmada yaş unsuru sınırı var mı? Ha, kesinlikle yok. Yani şu yaşlar arasındakiler girişimci olabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genç girişimciler tabii ki önemlidir. Yeni önemlidir. Fikir olduğu için. Aynen öyle. Yani inovasyon ve yenilikçilik açısından önemli olabilir. Aslında şöyle söyleyeyim Nebahat Hanım, aslında güzel bir soru sordunuz. Yine babama değineceğim. Şöyle ki. Babama değinmeden olmuyor. Hatta bir gün konu kalmak gerekiyor. Yani, aynen öyle. Aynen, yani çok başarılı bir adam olduğu için derslerde de sınıfta da her zaman söylerim, babamdan bahsederim. Babam bana söylemişti, size de söylemiştim ben bu konuyu. Evet. İlk ben yurt dışından geldiğim zaman, oğlum ilk önce bir tecrübe kazan, ilk önce biraz git, işletme becerilerine sahip ol. Ben güya MBA yapmışım nihayetinde. Ama biraz beceriye sahip ol. Ondan sonra kendi işini kur. Yani bir öğren, bir piyasa nedir, nedir. Bak, Türk ticareti bildiğin gibi de Japonya değil burası vesaire falan. Ama ben dinlemeyip biraz hızlı bir şekilde giriş yapmıştım. Hırs var, ama aşırı hırs da tabii ki çok doğru bir şey değil. Girdikten sonra tabii ki bunun sıkıntılarını çektim. Başarılı olduğum noktalar da oldu, ama başarısız olup kendimi sıktığım çok nokta da oldu. Zaman kaybettiğim noktalar oldu. Dolayısıyla genç girişimcilere tabii ki önünü açmak lazım, ama birazcık tecrübe kazansınlar. Ondan sonra mesela 23 yaşında mezun oluyorlar. İşte ben hemen gidip kendi işimi kurayım. Yani birazcık tecrübe kazan. Biraz piyasayı tanı. Çünkü teoriyle aynı değil. Burada çok unsur, çok önemli bir unsur öne çıkıyor. Biliyorsunuz günümüzdeki kuşak, yeni kuşak kendinden sonra önceki kuşakla sürekli çatışma halinde. Evet. Bu da ebeveynlerle öne çıkıyor. Evet. Yani anne, baba, ağabey olabilir. Yaşça kendisinden büyük, hayat tecrübesi de oturmuş kişilerle sürekli fikir çatışması, evet, ve fikir kavgasını öne çıkartıyor. Siz şu an anlatırken çok iyi bir danışman, yani baba olabilir, aile bireyi olabilir, ama girişimci konusunda size çok güzel ufuklar sunabilen, birikimiyle, evet, birlikte yön verebilen çok iyi bir danışmana sahipsiniz, babanız. Evet. Demek ki şunu görmesi gerekiyor günümüzdeki genç kuşağın, kendi fikirleri olabilir, kendi yaşam bakış açısı çok farklı olabilir, ama arkada bir de yaşanmış gerçek tecrübeler var. Evet. Dolayısıyla kendilerini gerçek yaşamla tecrübe edinmiş iyi bir danışman da bulmadan girişimci olmasınlar. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ve aile bireylerinin, ebeveynlerinin, abi, abla olabilir, büyüklerinin kendilerine getirdiği öngörüleri, ön yargıyla reddetmeden önce bir düşünmelerini de tavsiye etmek gerekiyor. Çok doğru. Yine bizim dersimiz içerisinde slaytlarımızdan bir tanesini hatırlarsanız şöyle bir şey vardı Nebahat Hanım. Aileden gelen beceriler, işte iş fikirleri nasıl ortaya çıkar, iş fikirleri nasıl üretilir? Aileden gelen beceriler var orada. İşte bunu iyi kullanabilenler zaten 1-0 önde başlıyor. Yani babanın bütün tecrübesini sen kullanarak bu işin içerisine girmiş oluyorsun. Arkamda babam var diyorsun. Mutlaka dinleyip o tecrübeyi mutlaka edinmek gerekiyor. Onun tecrübelerinden istifade etmek gerekiyor. Mutlaka. Tabii şöyle, şimdi tabii karşı tarafında seni çok iyi anlaması gerekiyor. Yani iki tarafında karşılıklı birbirini fikir anlaması gerekiyor. Fikir olmadan. Tabii, çünkü şey var sonuçta, jenerasyon farkı var tabii ki. O zamanki iş durumuyla şu anki iş durumu arasında çok büyük farklılıklar var. İki tarafında birbirini çok iyi anlaması gerekiyor. Şimdi baba genci daha iyi anlaması gerekiyor. Çünkü genç zaten adı üstünde genç. Deli kanlı. Deli, evet, yani. Deli kanlı. Dolayısıyla çok doğru. Ama iki tarafa da çok iş düşüyor, öyle söyleyeyim. Biraz, evet, akıllı olması gerekiyor gencin. Babanın da
iyi dinle şey yapması gerekiyor, iyi analiz etmesi gerekiyor, iyi tanıması gerekiyor. Her iki tarafın da ön yargılarını bir kenara bırakıp çok iyi bir fikir birlikteliği ortaya çıkartabilmesi kesinlikle gerekir. Bunu yapabilenlerin hepsi başarılı oluyor. Evet. Aileden gelen becerilerle o zaman işte şirket de büyüyor. Şöyle söyleyeyim, mesela işte hani diyoruz ya gelecek nesillere mesela bir şirket kuruluyor, 5 sene sonra kapanıyor ya da 10 sene sonra, yani gelecek nesillere onu aktaramıyor. İşte bundan Şaban kaynaklı. Şaban Kızılok muydu o? Elti ekonomisine bağlıyordu. Aynen, aynen. Evet, evet, evet. Eltiler mazeret ekonomisi yok, büyük Şaban şirketleri. Bey. Kesinlikle. Büyük şirketleri kapatmasına ya da yok olmasına neden Elti oluyor. Elti sendromu. Diyor. Evet. Doğrudur. Aynen öyle. Demek ki ön yargılar ve farklı art niyetleri öne çıkartmazsak o kesinlikle yükselişin arkası daha büyük temel atılmış ciddi bir modeli öne çıkartabilecek. Aynen öyle. Çok doğrudur. Evet, toparlamak gerekirse Tarsus Ticaret Borsası'yla alakalı olarak da benim nedir eğitimlerimiz şu anki? Evet, onlardan da biraz bahsetmek isterim ben. Çünkü çok güzel, çok iyi başarılarımız var. Tarsus Ticaret Borsası olarak Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya'nın ve Genel Sekreterim Hasan Bey'in, Hasan Şanlı'nın Artı Tarsus İşkur Hizmet Merkezi'ndeki evet, işte Murat Bey olsun, İsmet Bey olsun, Kürşat Bey olsun, ya inanılmaz fedakarlıkları var. Çok güzel bir işbirliği içerisinde biz bu işlerimize 2016'da da devam ediyoruz. Onu da çünkü belirtmek istiyorum. 2015'te biliyorsunuz yaklaşık 300'e yakın bir mezunumuz oldu. Hı hı. Bunlardan 50'si, bu çok ciddi bir rakam. 50 olarak düşünmeyin, yani bu yüzde kaç ediyor? İşte 630 civarında, %25 civarında falan bir rakama tekabül ediyor. Fakat çok ciddi bir başarı bu. Girişimci oluyor sevgili seyirciler. Evet, bunlar iş kollarında girişimci olarak iş istihdam katkısıyla yollarına devam ediyorlar. Aynen bu eğitimlere öyle katılanlardan birisi de benim. Hakikaten bu noktada Tarsus Ticaret Borsası'na, Tarsus İşkur'a oradaki o hizmet ve görev aşkıyla o mücadelenin içerisinde yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dışarıdan bakınca gördüğünüz o yapının içeride daha sıcak, daha katkı sunan ve önünüzü açan, size de hayatınızı mesleki olarak bir ufuk sunan bir mücadelenin olduğunu görmeniz mümkün olabiliyor. O ailenin içerisinde yer alan fertlerden birisi de Sayın Ali Umut Kansu. Kendisini de burada kutluyoruz. Teşekkür ederiz. O yapılar içerisinde yer alan herkesi kutluyorum ben. Çok sağ olun. Çok teşekkür güzel ederiz. Dostlukların kurulmasına da vesile oluyor. Kesinlikle. Ve iş konusunda bu tür eğitimlere mutlaka katılmanızı istiyorum. Başarı ya da üretim için değil. En azından bulunduğunuz işletmede yürüttüğünüz faaliyetleri de bir gözden geçirip kendinizi analiz etme imkanı da tanıyor. Çünkü oradaki eğitimler sırasında birçok örneği görüyorsunuz. Farklı iş kollarını görüyorsunuz. Bu iş kollarından öne çıkan örnekleri dinleme ve o örnekleri dinlerken de kendi alanınızda yaptığınız faaliyeti gözden geçirme durumunuz oluyor. Yani sizi kendiniz dışarıdan ikinci bir gözle gözlemleyip varsa hatalarınızı görebiliyorsunuz ki birisi gelip size şu noktada hata yapıyorsunuz dese, hatanız var dese kabul etmeyeceksiniz. İlk ön yargıyla da olsa, aynen, savunma mekanizmasıyla da olsa reddedeceksiniz. Ama orada kendinizi sınav ediyorsunuz. Her türlü yatırımcı, girişimci, iş kolunda yer alan, hizmet sektöründe yer alan her kim olursanız olun, holding sahibi bile olsanız kendinizi çok iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Ertesi eğitim sonrası hayata bakış açınız çok daha farklı olabiliyor. Onun için ben sadece girişimci olmak isteyenler değil, girişimci olup faaliyetlerini sürdürenlerin de dönemsel olarak hizmet içi eğitim gibi bu tür eğitimlere girip gözden geçirmeleri gerektiği kanaatindeyim. Kesinlikle katılıyorum. Herkese açık zaten eğitimimiz. Listenin içerisinde olmasa bile misafir olarak bizim oraya katılabiliyorlar, gelebiliyorlar. Bizim üyelerimizden de gelenler var. Dışarıdan benim eski öğrencilerimden tekrardan gelip işte hocam ben bu konuyu tekrardan sizden dinlemek istiyorum diyen arkadaşlarımız oluyor. Yeni network oluşturmak isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Bizim derslerimiz güzel geçiyor, zevkli geçiyor. Çok, dediğiniz evet gibi network oluşturuyoruz orada. Bu arada Çukurova Girişimciler Grubu diye bir Face'te bir grup kurdum ben. Oraya da gelmek isteyenler, katılmak isteyenler katılabilir. Çok faal değil şu an.
Yani çok fazla bir şey yapamıyorum şu an zaman sıkıntısından kaynaklı olarak. Ama ileriki aşamalarda o network'ü biraz daha farklı konularla alanlara, alakalı olarak, alanlarla alakalı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Evet, aslında holding sahibi bile olsa bu tür eğitimlere katılmış olursa genç fikirlerle buluşma imkanı da daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki, çok doğru. İki noktayı bir araya getirmiş olacak bu tür eğitimler. Doğrudur. Bu anlamda çok katkılı olur. Melek yatırımcılarımızı da bekleriz. Çok etkili olur. Evet, son görüşlerinizi, sözlerinizi alalım Sayın Kansu. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. 2016'da işte hızla devam ediyoruz. Artı 10 saatimiz oluştu. Öyle bir şey oluşturduk eğitimlerimizde. Eskiden 9 gündü, şu an 10 güne çıkardık. Şu ana kadar 150 kişiyi yine 4 ayda 150 kişiyi mezun ettik. Bunlara çok ciddi bir başarımız var. Benim öğrencilere söyleyeceğim, arkadaşlarıma söyleyeceğim, bunlar biliyorlar zaten. Ben sürekli olarak her gün artık kafalarının etlerini yiyorum. İşte siz de biliyorsunuz o lafı. İşte sizin ne kadar hızlı ittiğiniz ya da vurduğunuz ya da şey olduğunuz değil, hızlı vurduğunuz değil. Düştükten sonra ne kadar hızlı bir şekilde ayağa kalktığınız önemli. Evet. Ben tekrardan bunu söylemek istiyorum çünkü asıl olay burada bitiyor. Darbe yemek değil, darbeden sonra hızlı toparlanıp ayağa kalkabilmek çok önemli. Aynen öyle. Çünkü tekrar darbe yiyeceksiniz. Tekrar belki bir tekme yiyip yere düşeceksiniz. Ama tekrardan ayağa kalkacaksınız. Sonucunda mutlaka o hedefe ulaşacaksınız. Ama pes edecek olursanız olmuyor bu iş. Hiç onun için zaten istatistikler, evet aynen öyle. Onun için istatistikler de zaten bizi destekliyor. İstatistiksel olarak söyledik, girişimciler dayanıklı. Yani zorluklara daha fazla dayanıklı olan insanlardır, hı hı. Başarılı girişimciler. Dolayısıyla hiçbir zaman yılmayacağız, devam edeceğiz çalışmalarımıza. Ama risk alırken de hesaplı alacağız riskimizi. Doğru kişi, dediğim gibi, ilk başta söylediğimiz gibi, her iş her insan için doğru olmayabilir. Dolayısıyla yani benim için doğru olan sizin için doğru bir iş olmayabilir. Dolayısıyla kişisel özelliklere de bakmak gerekiyor. O sıradaki sizin kaynaklara da bakmak gerekiyor. Yer, zaman, para gibi kaynaklara da bakmak gerekiyor. Aynı zamanda işletme becerilerine de bakmak gerekiyor. Bunların hepsini analiz edip bir şekilde girsinler piyasanın içerisine. Evet. Bazen biliriz ama kabul etmek istemeyiz. Evet. İşte eğitimlerde biliyorsunuz ama kabul etmek istemiyorsanız hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorsunuz. Aynen öyle. Orada çok güzel özetlediniz. Çok daha iyi bakmak ve analiz etmek mümkün olabiliyor. Aynen öyle. Onun için bu eğitimler doğrudur. Şart diyorum ve katılmanızı şiddetle öneriyorum. Meslek sahibi olup olmamanız önemli değil. Söylediğim gibi günümüzdeki güncel gelişmeleri yakından takip edip gözlemleyebilmek, kendinizi de bir dış gözle gözden geçirebilmek adına bu eğitimlere mutlaka katılmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Diğer programlarımızda da konuları genişleterek konuklarıyla birlikte ele alacağız herhalde bundan sonra Sayın Kansu. İnşallah. Tabii bugün ki. İçin teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve şahsınızda tüm ekibe de başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Tarsus Ticaret Borsası olarak. Çok ve sağ olun. Ve İşkur'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımız burada sona erdi. Diğer programlarımızda görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Diğer yayınlarımızda, yayın tekrarlarında ve YouTube üzerinden de takip edebileceksiniz.